Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere geçit hakkı kavramından bahsedeceğim. Bu videomuzun konusu yolu olmayan tarlalar hakkında olacak. Bu tarlalar alınır mı? Eğer yol yoksa nasıl kadastral yol getirilir? Buralara ev yapılır mı? Veya yolu olmayan bir tarlam varsa ne yapmalıyım diyen takipçilerimiz için böyle bir video çektik. Öncelikle geçit hakkı kavramından bahsedelim. Bu kavram kadastral yolu olmayan tarla sahipleri için oluşturulmuş bir hukuki haktır. Yani burada e, Tapu Kadastro'nun internet sitesinden bir örnekle anlatmak istiyorum. Rastgele bir arazi seçeceğim, şartlarımıza uyan rastgele bir tarla seçtim ben. Mesela buradaki 123 nolu parsel bizim e, tarlamız olsun veya bu tarlayı almak istiyorsunuz diyelim burada çevre binalara tek tek bakmanız gerekiyor. Ben video uzamasın diye bunu yaptığım bir sayfayı açacağım. Şimdi burada bizim parselimiz 123 nolu parselde. Tapu Kadastro'nun sitesinde tek tek çevresindeki bütün parsellere baktık ve şunu gördük. Öncelikle şunu söylemeliyim. İnternetten bir yere kadar bilgi alabilirsiniz. Yani bu görseldeki yolun kadastral yol olup olmadığını sorgulamanız gerekiyor ama ben şu an bu yolu kadastral yol gibi sayacağım. Örneğimizi daha iyi anlamamız için. Şimdi burada bizim arsamız 123 nolu arsaydı. Çevresindeki bütün arsaları yani tarlaları seçtik. Baktık nerelerde yol var. Burada bir kadastral yol gözüküyor. Burayı bir kadastral yol olarak varsayalım biz. Bizim tarlamız da 123 nolu tarla. Şimdi bizim bu konuda bir videomuz olmuştu. İmarsız alanlara yani iskan dışı tarla dediğimiz alanlara nasıl inşaat yapılır, Hani ruhsat süreci nasıl işler bu konuda çok uzun bir videomuz oldu. Bir de kısa videomuz oldu, ben ikisini de kartlara koyacağım. Şimdi oradan bir bilgiye erişmemiz gerekiyor. Öncelikle tarlaya inşaat yapabilmeniz için 5 dönümün üstünde olması gerekiyordu. Ben bu 123 nolu parselin e, metrekaresine baktım, şimdi açmıyorum e, bilgileri verileceği için adresi. Bu tarlamız 5 dönümün üzerinde bir tarla. Yani e, metrekare olarak e, iskan dışı bir konut yapmaya uyuyor ama kadastral yolu yok. Diyelim siz buraya konut yapmak istiyorsunuz veya tarla hizmetiyle kullanacaksınız. Yani tarla işleviyle kullanacaksınız ve yol istiyorsunuz. Şimdi önünüze iki seçenek geliyor. Gördüğümüz gibi burada bir kadastral yol var. En yakın kadastral yol bu gözüküyor. Sizin tarlanıza ulaşan bir yol yok. Öncelikle birinci yöntem 127 veya 122 nolu tarlanın sahipleriyle görüşüp anlaşıp size buradan bir geçit hakkı vermesini isteyebilirsiniz. Eğer anlaşırsanız, raiç bedel üzerinden e, size bir bedel çıkar ve e, burada geçit hakkını alırsınız, tapuya işlenir. Eğer anlaşamazsanız, ikinci yolda diyelim anlaşamadınız bu parsellerin sahipleriyle hukuki süreci başlatacaksınız. Mahkeme aracılığıyla sürecin sonunda bu sizin hakkınız olduğu için yetkili kişi size en uygun şekilde bir geçit hakkı verecek. Gene bunu rahiç bedelden alınan tarlanın sahibini ödeyeceksiniz. Şimdi bu şekilde geçit hakkını alabilirsiniz. Şimdi bundan sonraki muhtemel sorulara yanıt vereyim. Diyelim ki geçit hakkını aldık ve diğer videolarımızda detaylı bir şekilde bahsettiğimiz e, i̇skan dışı alanlarda inşaat yapma şartlarını da bir şekilde sağladınız diyelim. Buraya e, ev yapıp yapamayacağınızı merak ettiğinizi varsayalım. Öncelikle şunu söylemeliyim. E, iskan dışı alanlara inşaat konusunda zaten tarım e, kurul görüşü belediye veya il özel idaresinden onay bütün bunları almanız gerekiyordu. Burada da aynı şey geçerli. Yani genel olarak belediyeler yolu olmayan yani kadastral yolu olmayan tarlalara yüzde beş hakkı kullanarak inşaat yapılmasına dahi izin vermezler. Ama verenler de olabilir. Yani belediyeden belediyeye değişiyor. Bu konuda söz hakkı belediyeye bırakılmış durumda. Siz diyelim bu 123 nolu tarlayı aldınız. Geçit hakkını da aldınız. Bu durumda buradaki inşaat durumu belediyenin kararına kalıyor. Bu yüzden eğer böyle bir fikriniz varsa kadastral yolu olmayan bir tarla almayı düşünüyorsanız videomuzda bahsettiğimiz şartların uymasına ek kadastral yolu aldıktan sonra belediyenin bu duruma nasıl baktığını da öğrenmeniz gerekiyor. Diyelim her şey uyuyor. Siz buraya kadastral yolunuzu aldınız. Belediye de onay verdi. Buraya en fazla yüzde beş yani diyelim beş dönüm arsanız var. Yüzde beşi geçmemek şartıyla ...ve 250 metrekare geçmemek şartıyla yani arsanız 7 dönümde olsa 250 metrekareye geçemiyorsunuz... ...buraya bir bağ evi yapabiliyorsunuz. Tabii bu dediğim gibi tarım kurul görüşü alınacak, belediyenin görüşü alınacak... ...ve e, videomuzda bahsettiğimiz tüm şartlar sağlanıyor olacak. E, bu şekilde e, kadastral yolu olmayan bir tarlaya e, bu şekilde inşaat yapabilirsiniz... Bu tarlayı tarla işleviyle de kullanabilirsiniz. Bu çok bilinmeyen bir bilgidir geç hakkı. Ee, bunu bilen kişiler için avantaj olabilir. Bu çünkü şuradaki tarlalara baktığınızda mesela 122 ve 123 nolu tarlanın metrekareleri neredeyse aynı. Ama bu tarla 123 nolu tarla 122 nolu tarlaya göre daha uygun bir fiyatta olacaktır. Çünkü yolu yok ve herkes bu hukuki hakkı bilmiyor. Ee, bu şekilde yolu olmayan tarlanıza geçit hakkından faydalanarak kadastral yol oluşturabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim.